Herkese merhaba. Yeni başlayanlar için İngilizce video serisine hoş geldiniz. 16. dersimizin 3. ve son videosu ile karşınızdayım. Daha önceki videolarımda Present Simple'ı 3 videoda bitireceğimi belirtmiştim. Bu videomuzda Present Simple ile kullanılan time expressions, zaman ifadeleri, frequency adverbs, sıklık zarflarından bahsedeceğiz. Ayrıca Present Simple ile question words yani soru kelimelerinin kullanımına ve have/Has, have got/Has got farkından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Önce time expressions yani zaman ifadelerinden bahsedeceğiz. Bunları cümlelerin sonunda kullanacağımızı söylemek istiyorum öncelikle. Örneklerimizde göreceğiz ama öncelikle Türkçelerine bir değinmek istiyorum. Every her demektir. Every day her gün, every night her gece, every week her hafta, every weekend her hafta sonu, every month her ay, every year her yıl demektir. Bunlara ek olarak at the weekends hafta sonları, on weekdays hafta içi, on Monday ya da Mondays pazartesi ya da pazartesileri, in July Temmuz ayında, in summer yazın gibi zaman zarfları mevcut. Tabi bunlara eklemeler yapılabilir. Onu da söylemek gerekiyor. Hemen yan tarafta frequency adverbs yani sıklık zarfları mevcut. %100'den yani her zaman yapılandan %0'a hiçbir zaman yapılmayana doğru sıraladım. Türkçelerine bakalım. Always her zaman demektir. Usually generally genellikle demektir. Often sık sık, sometimes bazen, hardly ever ve rarely nadiren ya da 40 yılda bir olarak tercüme edilebilir. En son ise never, asla, hiç anlamını verir. Sıklık zarflarını cümlede fiilden önce kullanacağımızı belirteyim. Cümlede yardımcı fiil varsa yardımcı fiilden sonra yani yine fiilden önce kullanacağız. Emizar cümlelerinde ise emizardan sonra yer alacak. Bunlara da ayrıca örneklerde yer verdim. Hepsine örneklerde bakacağız. Şimdi örneklere bakalım. Birinci örneğimizde we play football on Tuesday. Salı günü ya da salı günleri Tuesdays de diyebiliriz. Salı günleri top oynarız. People go for picnic at the weekends. İnsanlar hafta sonları pikniğe giderler. The kid drinks milk every night. Çocuk her gece süt içer. Gördüğünüz üzere arkadaşlar zaman zarflarını cümlenin sonunda kullandım. Ayrıca sıklık zarflarının geçtiği örneklere bakalım ve dediğimiz gibi sıklık zarflarını fiillerden hemen önce kullanmış olduk. You always come on time. Her zaman zamanında gelirsin. I don't usually have breakfast at home. Genelde evde kahvaltı yapmam. She is never late for work. İşe asla geç kalmaz. Gördüğünüz üzere emizardan sonra kullanılacak, fiillerden önce kullanılacak demiştik. Ayrıca olumsuz cümlelere baktığımız zaman yardımcı fiilden sonra ve fiilden önce kullanıldığını göreceğiz. Sorudaki yerine baktığınız zaman yine fiilden önce olduğunu göreceksiniz. Do you always eat here? Her zaman burada mı yemek yersiniz sorusunu görmüş oluyorsunuz. Ayrıca yan tarafa baktığınız zaman bir grup daha göreceksiniz. Bu grup frequency adverbs yani sıklık zarflarına dahildir. Yalnız sıklık zarflarıyla ilgili birazcık daha detay verirler. Always dediğiniz her zaman demektir ama bu her zaman kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Onun için daha detaylı olarak kullanmak istiyorsak once bir kez, twice iki kez, three times üç kez, four times dört kez gibi yapıları kullanabiliriz. Bu yapılar five times, six times, seven times olarak devam eder. Tabi bu yapıları tek başlarına kullanmayacağız. Şöyle ki once a day diyebiliriz günde bir kez, twice a day de diyebiliriz günde iki kez, three times a day diyebiliriz, four times a day olarak kullanılabilir. Diğer yapıları da ekleyebiliriz. Örneğin week, month ve year olarak. Once a week dediğiniz zaman haftada bir kez, twice a week dediğinizde haftada iki kez. Ya da three times a month diyebilirsiniz. Ayda 3 kez, 4 times a year, yılda 4 kez anlamlarını vereceksiniz böylelikle. Bununla ilgili örneklere geldiğimizde bunlar da arkadaşlar cümlenin sonunda kullanılacak. I visit them once a week. Onları haftada bir kez ziyaret ederim. They come to Turkey once a year. Yılda bir kez Türkiye'ye gelirler. Muslims pray 5 times a day. Müslümanlar günde 5 kez ibadet ederler. Yani namaz kılarlar demek istedik. Şimdi question words, have has yapılarına bakalım. Question words yani soru kelimeleriyle present simple'ın kullanımına baktığımız zaman question words yani soru kelimeleri soruya anlam katan kelimelerdir. Bunlarla ilgili bir video çekmiştim. Ayrıca ona bakabilirsiniz. Question word'ün burada üstünü kapattığımız zaman yine soru olduğunu göreceğiz. Do you eat out? Dışarıda yemek yer misin? Ya da how often do you eat out? Ne sıklıkla dışarıda yemek yersin? Gibi bir soru sorabiliriz. Soruyu sorduktan sonra cevabında sıklık zarflarından istediğimizi kullanabiliriz. Diğer örneklere baktığımız zaman where does she go for holiday? Tatil için nereye gider? Soru kelimesinin üstünü yine kapatın ve soru olduğunu göreceksiniz. Does she go for holiday? Tatile gider mi? But where does she go for holiday? Nereye tatile gider? She goes to Bodrum for holiday. Burada yazmış olduğum bütün örneklere baktığın zaman aynı durumu göreceksiniz. Dersi pekiştirmek için ayrıca kullanabilirsiniz. Son olarak have/has, have got/has got yapılarına bakalım. Aynı anlama gelen İki farklı yapı olduğunu daha önce söylemiştik. İkisi de var yani sahiplik anlamı veriyordu. Ama olumsuz ve soruda yapılara dikkat etmemiz gerekecek. Benzer cümleleri iki farklı yapıda verdim ki aradaki fark daha iyi görülsün. Örneklere göz atalım. I have a big family. Büyük bir ailem var. I have got a big family. Büyük bir ailem var. İkisi de anlam olarak aynı. Olumsuz yapılarına geldiğimiz zaman dikkat etmemiz gerekecek. I don't have any questions. Herhangi bir sorum yok. I haven't got any questions. Herhangi bir sorum yok olarak tercüme edilebilir. Burada have'in olumsuz olarak don't'u yani don't have'i, have got'ın olumsuz olarak da haven't got'u kullanmamız gerekecek. Soruya geldiğimiz zaman have'de do başa gelip soru alacak. Do you have a car? Bir araban var mı? Burada have you got any questions? Herhangi bir sorun var mı olarak soru yapılacak. Has'in kullanımına bakalım. Has, have'in s takısı almış halidir. Yani s takısı he, she, it gibi öznelerde kullanılırdı. She has a big family ya da he has a big family. Onun büyük bir ailesi var. Olumsuzu doesn't have olarak kullanılacak. She ya da he doesn't have a big family. Büyük bir ailesi yok. Does she, does he have a big family? Büyük bir ailesi var mı olarak da soru yapılır. Bir de has got'ın kullanımına bakalım. Has olduğu gibi has got da he, she, it özneleriyle kullanılır. She has got ya da he has got a big family. Büyük bir ailesi var. Olumsuz olduğu zaman hasn't got olarak kullanmamız gerekecek. Has'de doesn't have oluyordu. Burada hasn't got olacak. She hasn't got, he hasn't got a big family. Büyük bir ailesi yok. Soruda has'i başa alacağız. Yukarıda does'ı kullanmıştık. Has she, has he got a big family? Büyük bir ailesi var mı sorusunu sormuş olduk. Have ve has'in Türkçe'ye var anlamı olarak çevrildiğini ve sahiplik belirttiğini söylemiştik. Ama have ve has'i başka kelimelerle kullanarak yeni anlamlar verebiliriz arkadaşlar. Yani have'den has'den sonra kullanılacak kelime onun anlamını değiştirebilir. Örneğin have breakfast ya da has breakfast kahvaltı yapmak, have lunch öğle yemeği yemek, have dinner akşam yemeği yemek, have shower tamamen farklı bir anlam, duş almak gibi kullanılabilir. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde comparative ve süperlatif yapılarından bahsedeceğiz. Sizler ön hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. İyi günler diliyorum.